Kurultay'ın divan başkanlığına Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi ve İstanbul Milletvekili Yunus Emre Kılıçdaroğlu doktrinli Anadolu buluşmaları kapsamında Adıyaman'a geldi. Bulunan kurultay CHP'nin diyor... Adıyaman Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen buluşmada Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Emre tarafından Kılıçdaroğlu doktrinini partili ve vatandaşlara anlatıldı. Şimdi 37'yi sayarsanız arkaya doğru... Milletvekili Emre, Türkiye'nin kuruluşu ve sonrasında siyasi partilerin oluşmasından günümüze kadar olan süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve ülkenin yaşadıklarını anlattı. Ve işte Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı eserini de Kurtuluş Savaşı'nı organize etmiş, başarmış olan siyasi hareketi kongresinde, Kurultay'ında okuyor. Bakın Atatürk'ün vizyonuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Atatürk'ün nutku diyelim ki basın mensuplarının karşısına çağırıp bir basın toplantısı okuyabilirdi, değil mi? O zaman tarih tetkik encümeni var. Tarihçileri yerli yabancı karşısına toplayıp, değil mi? Onlara nutku okuyabilirdi. Cumhurbaşkanı olarak her yıl meclisin açılışında meclis kürsüsüne çıkıyor. Orada konuşuyor. Orada okuyabilirdi. Ama dikkatinizi çekiyorum, bunların hiçbirini yapmıyor. Adeta bütün dünyaya şu mesajı vererek, yani yeri burasıdır. Kurtuluş Savaşı'nı anlattığım eserimin okunacağı yer CHP'nin kurultayıdır mesajını vermek üzere nutku CHP'nin kurultayında okuyor. Yani CHP Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmıştır mesajını bütün dünyaya veriyor. Bu seçimlerde gerçekten çok üstün bir başarı gösterdi. Önemli bütün merkezleri kazandık. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere. Bu seçime giderken Sayın Niyazi Başkanımız bir televizyon programına katılmıştı, hatırlayacaksınız. O programda bir hanımefendi sormuştu ne olacak seçimlerde diye. Genel Başkanımız da İstanbul'u da kazanacağız, Ankara'yı da kazanacağız, Adana'yı, Mersin'i, Antalya'yı da kazanacağız demişti. Sonra bu hanımefendi hatırlıyor musunuz? Kahkahaları boğulmuştu. Kahkahalara boğulmuştu. Sonra Türkçe'de güzel bir ifade var. Son güzel iyi gidermiş diye. Biliyoruz, son güzel iyi gidermiş diye. Bu seçimlerde gerçekten Türkiye'nin yüzünü artan, Türkiye'de demokrasiyi isteyen kesimlerin bir araya geldiklerinde başarılı olacaklarını gösteren bir anlayış bu seçimlerde ortaya çıktı. Değerli arkadaşlarım, bu seçimlerin ardından 2020 yılında Temmuz ayında kurultayımızı yaptık, hatırlıyorsunuz. Bu kurultayda Sayın Genel Başkanımızın önerisiyle ve örgütümüzün de sahip çıkmasıyla, oy birliğini kabul etmesiyle bir beyanname kabul ettik. Hatırlıyor musun? İkinci yüzyıla çağrı beyannamesi başladı. Bu beyannamede Türkiye'nin 5 temel sorununu tespit ettik ve bunları nasıl çözeceğimizi 13 madde ile gösterdik.